canlara safa, tenlere şifa, umutlara dua, ruhlara gıda, Ramazan geldi. Efendim, Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerimize olsun. Aşk ile, muhabbetle yapmış olduğumuz bu ulvi yolculukta ne mutlu bizlere ki Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk, hamdolsun. Gönlünüzün güzellikleriyle bezeli sahur sofralarına sahur bereketi programıyla misafir olmaya geldik. Efendim, Ramazan-ı Şerif'in ikinci gününde bu özel seher ve sahur vaktinde yine çok kıymetli Perşembe ilçe müftümüz Basri Bektaş hocamla birlikteyiz. Ben sizler adına, gönlü muhabbet dolu izleyicilerimiz adına hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, safalar bulduk, sağ olun. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Elhamdülillah, şükürler olsun. Bizler de sizlerle beraber olmaktan çok iyiyiz, Allah mutluyuz olsun. Hocam. Allah afiyet versin. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, hocamla imsak vaktine kadar çok güzel bir program icra edeceğiz inşallah. Hocamızın kıymetli bilgilerinden, kıymetli sohbetlerinden istifade edeceğiz. Ama tabii her zaman olduğu gibi programımıza, sözlerimize, kelamların en güzeli olan Allah kelamı ile başlayalım. Perşembe Töngeldüzü Camii İmam Hatibi Selim Acerce hocamızdan Kur'an-ı Kerim dinleyelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر بار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ تار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Evet, gönüllerimize inşirah bulduran bu güzel tilaveti için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık hocam. Ömrünüze bereket. Tabii kıymetli hocam, birinci günü orucumuzu tuttuk elhamdülillah. Birinci oruç, birinci gün bizlere veda etti. İnşallah onu iyi karşılayabilmişizdir hocam. Tabii Ramazan-ı Şerif bu sene de geldi. Gönüllerimize, bunalan, daralan gönüllerimize ferahlık, bereket, afiyet ve huzur getirerek geldi. Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Bizleri bu sene Ramazan'a da ulaştırdı inşallah. Rabbim Ramazan'ın güzelliklerinden, bereketinden, bu Ramazan ayında edindiğimiz güzel hasletlerden diğer aylarda da bizleri hissedar eylesin, değil mi hocam? Amin. İnşallah. Çok güzel bir temenni ve dua. Evet. Tabii Ramazan kendi içinde, hani şöyle diyelim, altını hurdacıya götürürsen hurda cinsinden alır. Kıymetini bilmez. Altının kıymetini ancak sarraf bilir derler. Evet. Şimdi Ramazan müminler için çok önemli bir şeydir. Orada bir takım dağıtımlar vardır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin dağıtıldığı ve Allah-u Teala'nın bağışlamasının en yoğun yaşandığı. Bağışlama iki türlü olur. Bir, hataların bağışlanması. Evet. Bir de lütfun ikramı bağında bağış yapma. Hibetullah. El-Vahhab ismi Allah'ın karşılıksız verendir. Mesela insan şöyle dememelidir. Tuttuğum orucun karşılığını, evet tuttuğum orucun bir karşılığı vardır. Ama belki Allah'ın vereceklerinin yanında, yani deryada bir damla gibi bizim kalır. Bizim orucumuzun kıymeti nedir acaba? Yani o anlamda. Onun için demeli ki ya Rabbi, ben bu yola girdim ve bu yolda bulundum. Senin tut dediğin yerden tuttum. Bu Ramazan iklimi içinde meccanen, yani hibe olarak senden istiyorum rahmetini ve mağfiretini. Hibetullah, Allah'ın hibesi, yani meccanen bağışlaması, ki onun sınırı yok. Onun için Müslüman Ramazan ayında Allah'tan isterken cimri davranmamalıdır. Çünkü cömert olan Allah, el cevvat olan o. Yani cömert olan Allah'tan isterken böyle sakına sakına değil. Zengin Allah Celle Celaluhu. En zengin o. El-Gani ismi ona ait. Değil mi hocam? Evet. İsterken de bol isteyelim. Niye daraltalım gönlümüzü? Çünkü var onun yanında. Hiçbir şey sonra çünkü ona... Onun hiçbir noksanlık değildir onun için. Yük hiç gelmez. Şey. Fazla tabii hiçbir şey noksanlık gelmez. Hiçbir şey noksanlaştırmaz. Ya Rabbi, senin mağfiretinden, senden bir şey noksanlaştırmayacağını bildiğim için diyor Peygamberimiz. Ne güzel bir dua değil mi hocam? Ondan ver bana. Yani senin diyor bağışlaman senden bir şey noksanlaştırmaz. Muazzam bir istek değil mi? Yine mesela biz Allahümme a'inna ala dinike bi dünyaya. Ya Rabbi,
dünyamızla dinimize yardım et. Ve ala ahireti bit takva. Ahiretimizi de takva ile bize yardım et. Yani isterken Rabbimizden tabii hiç böyle iste. Evet. Yani sonsuz mağfireti olan Allah'tan isterken mümin Allah'ın kendisini bağışlayacağını umarak ve isteyerek böyle istemelidir. Onun için Ramazan, siz açtığınız mevzuyu da söylüyorum. Evet. Ramazan iklimin içindeyiz. Efendim. Evveli rahmet. Evveli rahmet, rahmet iklimi içindeyiz. Evet. Bu rahmetin üzerimize yağacağına inanarak ve bu arzuyla. Çünkü rahmetin olduğu yerde azap olmaz. Rahmetin olduğu yerde kavga olmaz. Rahmetin olduğu yerde efendim çoraklık olmaz. Gönüllerdeki çoraklığı kastediyorum. Gönüllerdeki kuraklığı kastediyorum. Yani bir insanın çorağın ve kurağın olduğu yerde yeşillik olmaz, gül olmaz, çiçek olmaz, canlılık olmaz, çayır çimen olmaz. O zaman ne diyor? Rahmet iklimindeyiz. O zaman rahmeti isterken ya Rabbi senin rahmetin o kadar boldur ki bizim gibi aciz, günahkar, efendim belki hak etmemiş olsak bile senin rahmetine sığınırız, yine senden istiyoruz. Allah da ne diyecek? Kulum başka kapılara gitmedin, benden istedim, ben de seni bağışladım diyecek yani. Sebepler çok. Sebeplere sarılmak önemli. Evet. Burada siz bu evet. noktayı bendirirken benim aklıma bir şey geldi hocam. Bağışlasınlar seyircilerimiz. Sarhoşun bir tanesi caminin şadırvanında yarı ayık, yarı sarhoş bir halde Allah'ım senden naim cennetini istiyorum. Senin naim cennetini istiyorum. Diyor. Tabii ayık birisi diyor ki ya bu halinle mi istiyorsun? Utanmıyor musun? Sana ne diyor? Senden mi istiyorum? Yani o kadar güzel. Evet. Çok muazzam. Çünkü meşhur bizim geleneğimizde de edebiyatımızda da vardır. Efendim insanlar Allah'ın huzuruna vardığında kendi fakru aczini bildirir. Evet. Mesela İbrahim Ethem'in mugirran bi zunubi, yani günahlarımla sana boyun bükerek, yani senden ben biliyorum ne olduğumu diyor. Yani hangi kapıya geldiğimi de biliyorum. Ama bütün günahlarımı da ifade ediyorum. Duada da var. Meşhur bir peygamberimizden gelen bir duada da var. Ebu Ubidenbi, yani ben günahlarımı biliyorum. Günahkar olduğumu da biliyorum. Ve sana geldim. İnsan olmak Yunus hocam tam burası işte. Bizden Allah melek olmayı istemiyor. Bizden beklediği de bu zaten. Tabii tabii. Mi? Melek olmamızı beklemiyor. Melek zaten var. Meleklerin görevleri de var. Biz insanız. Aynen. Sinir ve kaslardan müteşekkil ama aynı anda ruhtan müteşekkil. İnsan yapısı itibariyle elbette muazzam zübde-i kainat. Fakat insan olmanın içinde bir tarafımızda çamur var, bir tarafımızda Allah'ın ruhu var. Yani iki tane mayamız var yani. Bazen çamur tarafımız ortaya çıkıyor. Hepimizde yani. Evet, evet. Cenab-ı Hak da en iyi bilen o. Değil mi? Yani allâmul guyûb olan o. Diyor ki sizin çamur tarafınız galip gelip de efendim şöyle 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 işler işlemiş olabilirsiniz. Evet. Bak Ramazan geliyor. Rahmet yağıyor. Rahmet yıkayacak sizi. İnşallah hocam. Bunu böyle bilir. Müslüman bu şekilde bir hazineye doğru koştuğunu bilirse ve hazinenin içinde olduğunu bilirse ona göre davranır. Ve Rahman'ın kapısı sonuna kadar açık. Errahim'in kapısı sonuna kadar açık. Yeter ki o kapıda dilenelim. O kapıdan isteyelim. Ona boyun bükelim. Mesela şimdi sahura kalkmış. Yeri geldiği için söyleyeceğim. Çok, burada kaçmamak buyurun, lazım. Buyurun hocam lütfen. Şimdi bizi dinleyen insanlar var. Efendim ama ben dün de böyle yaptım. Bugün de bir hatam oldu. Onu düzeltmek istiyorum önce. Buyurun hocam. O da şu. Sözün evvelinde besmele olmazsa, hamdele olmazsa, salvele olmaz. Ne demek bu? Bismillah deyip Allah'ın adıyla başlanmazsa bir. Evet. İkincisi Allah'a hamd etmekle başlanmazsa iki. Eksik üçüncüsü tabii. Peygamberimize salavat getirmekle başlanmazsa sözün kıymeti olmaz. Evet. Evvelihi ve ahirihi diyorum. Hem bir önceki akşam için, gece için hem de bugün için. Şimdi bismillah diyorum. Evet, yemekte de besmeleyi unuttuğumuz evet. zaman değil mi hocam? Şimdi bismillah diyorum. Ya Rabbi evet. sözlerimizi bereketlendir. Aynen. Senin adınla başlıyoruz. Bu programı bize Allah razı olsun bu kanalın sahibi, işte efendim yayın genel müdüründen hepsine kimler varsa bizimle ilgilenen. Biz burada hakkı, doğruyu, kitabın Kur'an-ı Azimüşşan'dan ve Resulullah'ın hayatından evet. anlatma. Anlattıklarımızı evvela kendi şahsımızda yaşama. Kesinlikle. Sonra yaşanması için de ortamın oluşması için de gayret sarf ediyoruz. Yüreğimizi de buraya koyuyoruz o anlamda. Onun için evvela bismillah diyerek başlıyoruz. İkincisi Rabbimize bundan dolayı bize böyle bir imkan bahşettiği için evet. ve bu kullarının bize bu şeyi imkanı buraya nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz.
Bir de Peygamber Efendimiz'e salatu ve diyoruz ki çünkü kıyamete kadar selamlar kendisine iletilecek. Evet. Biz yarın ahirette huzuruna vardığımızda ya bir Ramazan programında böyle salavat edildik. Binlerce insan bizim şimdi bu sözümüzden dolayı salavat getirecek. Günde belki 10 kere 20 kere salavat getirecek ve Peygamber Efendimiz diyecek ki ey Yunus kulum, Yunus ümmetim. Senin vesilenle veya Basri diyecek, senin vesilenle sen söyledin ve sebep oldun. Binlerce insan da salavat getirdi Peygamber'e aleyhisselam. Bundan dolayı bir dua var. İnşallah ileride konunun ilerisine İnşallah. Doğru geleceğiz. Bundan dolayı da Peygamber aleyhisselam Allah'a nazar, bu benim ümmetimden diyecek. Belki has daireye İnşallah. Gireceğiz. İnşallah. Onun için de sözlerimizin evvelinde bunu adet haline mutlaka getirmemiz icap ediyor. Şimdi gelelim sahurla alakalı. Evet. Şimdi bu kıymetli vakit içinde yemeğini yapan aslında sevap kazanıyor. Hocam. Yani sadece bu imsakla başlayıp tabii, sahurla bitme meselesi değil. Mesela evin hanımı diyor ki ya ben işte hocam sen güzel şeyler söylüyorsun. Tam namaz kılacağım ama ben yemek yapıyorum. Öbürü diyecek ki efendim ben tam namaz veya zikir yapacağım. Kur'an okuyacağım. Bu vakit çok kıymetli dedin ama evet. ben yemek yapıyorum. Aynı şey. Aynı şey. Nasıl yani? Sen bir insanın sahurunu yapmasına vesile oluyorsun. Onun sahuru kadar sevap kazanıyorsun. Sen bir insanın iftarını açmasına vesile oluyorsun. Evdeki hanımefendi için söylüyorum. Evet. Bu yaptığın aynen ibadettir. Aynen tesbihtir. Aynen zikirdir. Aynen bir kıraat gibidir. Evet. Çünkü اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعَيْلِهِ Değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Hayra sebebiyet veren, sebep olan onu yapmış gibidir. Peki bunu zıttıyla da düşünebilir miyiz? Tabii şerde de böyledir. Ya. Bir insan bir insanın günah işlemesine vesile oluyorsa o sebep olan kişi öbürü kişinin günahı kadar da kendi de günah yükler. Allah muhafaza eylesin. Tabii Allah muhafaza. Evet. Men senne sünneten hadisi vardır meşhur. Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha min ba'di. Yani kim bir iyi bir çığır açar da oradan yürürse ve ondan sonra o çığırdan gidenler bir çeşme yaptığın gibi düşün. Bir sebil yaptığın gibi düşün. Evet. Bir çeşme yaptın. Oradan o çeşmeden su içenden hepsinin sevabı yaptırana. Değil mi mesela misal? Evet. Veya işte efendim bir günah işledi birisi. Günah fiili kurdu, bir şey yaptı. Orada günah işleyenlerin hepsi de o günahı... Allah Allah. Burası çok önemli. Bizim için ihtar. Burada çok ciddi bir uyarı, ihtar. Yani evet. işaret var, levhası var hocam. Aynen. Levhası var. Çok dikkatli evet. olmamız lazım. Sohbetimizin başında dedik ki hocam yani oruçlarımızın değeri Allah katında acaba ne kadardır? Buradan söz açılmışken hocam, bir oruç çeşitleri mesela avamın orucu, havasının evet. orucu, bizim oruçlarımızın ederi, kıymeti evet. ne ola acaba hocam? Tabii şimdi konu çok, şöyle bakalım konuya. Şimdi bir insan normal işte belli orucu tarif ederken şöyle tarif ediyor fıkıh kitaplarımıza baktığımız evet. zaman. İşte iftar vaktinden yani buna biz gündüzün evveli diyoruz. Gündüzün evveli imsaktır. İmsak attığında aslında normal vakit girer. Yani evet. sabah namazının vakti girmiştir. Girmiş olur. Efendim, gündüzün evvelinden gündüzün son vaktine kadar, akşam vakti diyoruz. Bu arada yeme, içme ve cinsi şeylerden, nefsi arzularından uzak durursa bir kişi oruç tutmuş olur. Bu avamın orucu. Şeklen, fiilen. Şeklen, fiilen oruç tutmuş olur. Bunu, yani bu yemeği, içmeyi terk etmesi ve bu denen şeyleri Allah rızası için yaparsa oruç olur. Burası çok önemli. Evet, orayı ibadetle açık. Adet arasında bir ince çizgidir bu. Bir dakika hocam, burayı tekrar etmenizi rica evet, edeceğim evet. size. Lütfen burayı tekrar İbadetle edin. Adet. İbadetlerin adete dönmesi ibadeti öldürür. Yok eder. Allah Allah. Tabii. Ben her zaman yapıyorum diyor adam. Her zaman yapıyorum değil. İbadet olabilmesin. O işte niyet ibadeti. İnnemel amalü binniyat. Tabii. Niyet adeti ibadet yapar. Mesela bir adamın adeti var. Her gün efendim mahalledeki kedileri doyuruyor. Adet edinmiş bunu kendine. Bu ibadet olmayabilir. Bunu ibadete çevirebilmesi için ben Allah rızası için Cenab-ı Hakk'ın bu aciz yaratıklarına hizmet ediyorum. Dilsiz kullarına. Dilsiz kullarına hizmet ediyorum dese niyetini de bunu Allah'ın rızası doğrultusunda yaparsa kalbi niyetinden bahsediyorum. Bu ibadet oluyor. Oruç da böyle. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar bir kişi yemeği, içmeyi ve benzeri cinsi bir takım şeylerden vazgeçer durursa bunun niyeti Allah'ın rızasına ermek ve Allah'ın razı olacağı bir amel yapmak, onun emrini yerine getirmekse
ibadet olur. Çok güzel bir noktaya temas evet. ettiniz. Yani biz de aydınlandık bu konuda. Tabii bu evet. bu avamın ibadetidir. Bir de havasın ibadeti vardır. Nasıl has kişilerin, özel kişilerin, Allah'ın has kullarının da bir orucu vardır. O nedir? Onlar oruçlarını tutarken bütün azalarını oruç tutturlar. Haramı görünce gözüne ateş kaçmış gibi olur gözü. Haramı işitince kulağı sağır olmuş gibi, kulağın dibinde bir bomba patlamış gibi hisseder. Eli harama gitmez. Dili harama dönmez. Dili harama dönmez. O artık her bütün azalarını oruç tutturur. Onun orucu yani o azalarıyla beraber oruç tutacağı için o oruç onda farklı bir şeye dönüşür. Özelliğe dönüşür. Anlarsın zaten oruç tuttuğunu. Mesela şöyle bir durum var. Efendim beyefendi oruç tutuyor. Diyor ki ben diyor efendim açken çok sinirliyim diyor. Yanaşmayın diyor. Eve akşam işte hanımefendi yemek yapmış. Efendim bunun niye tuzu yok şöyledir. Bu da oruç tutuyor da bakamam işte falan. Ama fırtına adam. Evin hanımı da diyor ki ya bizimki diyor aç olunca çok saldırgan oluyor. Efendim şöyle şöyle yapıyor. Ya oruç tutmuyor ki sizinki. Allah muhafaza. Ya oruç mu tutuyor? Eziyet ediyor. Veya trafikte saldırganlaşabiliyor. Tabii yani ben oruçluyum. Ya biz işte biraz sonra belki... Geleceğiz oraya geleceğiz. Yani burada havasın orucunda aman diyor. Mesela hanımına diyor ki aman hanım beraber yapalım şu işi. O da hak geçer. Hanım da öyle bir oruç diyor ki olur mu bey? Mutfak işi bize ait. Ben bunu yapayım. Ki ben de buradan sevap kazanayım. Bak azalarıyla oruç tutmak diyor bunu biz. Evet, beylere de burada bir tavsiye var tabii. Tabii. Evet. Yani böyle iki tane, iki türlü bir şey. Ramazan sofrasına oturduğunca evin reisi kimse, hanım veya erkek elini açıyor, sofra bekleniyor. Hocam elini açmış, duaların kabul edildiği bir zaman. Elini açmış diyor ki ya Rabbi şu sofrayı bereketli eyle. Evde herkes amin diyor. Ne müthiş bir zaman dilimi. Ya muazzam bir şey. Ve bakıyorsun o adam bir sonraki Ramazan'a kadar sıkıntısı bertaraf ediliyor. Biz bu sebepleri atladık, atlıyoruz. Atladığımız için de hocam diyor şu kadar kazanıyorum yetiştiremiyorum. Şu kadar şöyle yapıyorum yetiştiremiyorum. Darlık. Hocam bir borcu ödüyorum başka borç başlıyor. Bilemiyorum hocam şöyledir bir ağlayan sızlayan. Ya mübarek. Razzakul alemin olan Allah. Şu karıncayı gece şu kara toprakta unutmadı rızkını da seni mi unutacak? Yani Cenab-ı Rabbül Alemin'in kapısına gittin de Allah seni Razzak olarak geri mi çevirdi? Onun için iftar ve sahur programlarında bir cümlelik dahi olsa duaları ihmal etmeyelim. Bir cümlelik ya ne olur Allah'tan ne istiyorsun? Evet. Diyor ki Abdullah İbni Mesud. Yani bu dua bahsinde anlatılması gereken bir mevzu ama Abdullah İbni Mesud'dan bir gelişiyor. Biz diyor ayakkabımızın bağı kaybolsa Allah'tan isterdik. Yani ne demek istiyor biliyor musun? Çok basit gördüğünüz bir şey bile Allah'tan isteyin ya. Çünkü göze görme fiilini veren Allah'tır. Biz acaba bu noktada istemeyi bilmiyor muyuz hocam? İşte istemede hatamız var. Değil mi hocam? Senden benden birisi gelse çok sert bir şekilde veya çok böyle iğreti bir şekilde dalga geçerek bir şey istesen biz de bir bardak çay vermeyiz. Değil mi? Verir mi? Öyle değil mi? İnsan bir insanın fıtratında var bu yani. Bize isteme duygusunu veren de Rabbül Alemin. Rabbül Alemin. Vermeyi nasıl isteyeceğimiz de tabii evet. İstemeyi vermezdi. O kadar güzel. İçimizdeki tüm duyguları, göze görme duygusunu, kulağa işitme duygusunu, kalbe anlama ve kavrama duygusunu veren Hazreti Allah Celle Celaluhu. O zaman ondan isteyeceğiz. Evet. Hele hele şu Ramazan'ı. Bak bu şekilde bütün kardeşlerimiz buna dikkat ederse evvelallah sofraları bereket olacak. Çünkü biz büyüklerimizden bunu gördük. Yokluk döneminde. Tekneye hamuru kor, suyu da kor. Şöyle kolu sıvar annelerimiz, eski evet. ninelerimiz. Evet hatırlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bereketin içinden ver falan derlerdi. Bereket kavramı. Evet. Günümüz mantalitesiyle veya efendim bilimle, teknikle ölçülecek bir şey değil, hocam. Tamamen iman, itikat asla, mesela. Kesinlikle. Asla yani. Bereket evet. kavramı çok farklı bir şey. Kesinlikle. Hocam. Bu konuda teslimiyet evet. ve tevekkül gerektiriyor. Peki evet. kıymetli hocam, Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifleri var. Şöyle buyuruyor, burnu yerlerde sürünsün diye bir ikazı, bir ihtarı, bir temennisi evet. var. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem neden böyle bir sert bir uyarıda, ikazda bulunmuştur? Evet. Burada bize neyi öğretmeye çalışıyor? Evet. Bize burada ne mesaj vermeye çalışıyor Doğrudur. Acaba hocam? Evet, çok güzel. Şimdi hadis-i şerifi
şöyle hadis-i şerifte tamamen Peygamberimiz üç yerde, üç kişi için bu sözü kullandı. Ragime enfuhu, ragime enfuhu, ragime enfuhu dedi. Bu ragime enfuhu, yani burnu yerde sürünsün ifadesi bir anlamda azar, bir anlamda beddua gibidir yani. İhtar. Tabii yani iki yakası bir araya gelmesin manasındadır yani aşağı yukarı. Çünkü bir kişinin burnu yerde sürünsün demek rezil lüsvay olur anlamındadır. Olsun manasıdır. Ağır bir ifade. Ağır bir ifade. Bunlardan birisi, belki ileriki zamanlarda yine bunu dillendiririz, konu gelir belki anlarız. Ana babası yanında ihtiyarlayıp da cennete giremeyendir birisi. Cennetin anahtarı olan, bunu geçelim. Konu gelince anlatacağız başlıkla. Ana babası yanında ihtiyarlayıp da onların duasını alıp, inşallah gelecek. Evet, cennete giremeyendir birincisi. İkincisi, Peygamberimiz diyor ki, yanında ismim anılıp da Hazreti Muhammed dedi, adamda hiç vaziyet yok. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed. Salavat getirmeyen. Salavat getirmeyen. Peygamberimizin Ahmet, Muhammed, Mahmud isimlerini, Mustafa isimlerini duyduğu zaman hiç etkilenmedi. Yani kılı kıpırdamadı. Bizim Anadolu insanında şöyle bir şey vardı. Böyle işte merhabada şeyde kalbine götürür elini. Bu şu demektir ya, buradasın demektir. Seni çok kısaca diyor. Buraya da evet değinmiş evet. Olduk. Yani kalbe götürmenin anlamı kalbimizdesin. Kalbimdesin, evet. Buradasın, en hassas yerdesin, en güzel yerdesin anlamında. Evet. Peygamberimizin ismi okununda Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed'dir. Bu adettendir. Dinden değil, adetten. Evet. Bu bizim milletimizin bir kültürüdür. Yani Necip milletimiz, Türk milletinin özel bir hasletidir. Peygamber'e sevgisinin nişanesidir. O buradasın anlamına söyler. Ve ikincisi bu. Üçüncüsü de Peygamber Efendimiz Ramazan'da görüyoruz bunu. Ramazan'a erişip de, Ramazan'ın sonuna erişip de diyor, kendini bağışlatamayanın burnu yerde sürünsün diyor. Başka bir hadiste, bu hadisin başka bir varyantında şöyle diyor. Bu Ramazan'da, bu Ramazan'ın sonunu bulmuş da Kadir Gecesi geçmiş, bağışlanmamış da ne zaman bağışlanacak kendisini? Ne zaman bağışlatacak kendisini? Demek ki o kadar muazzam, o kadar mükemmel fırsatlar sunuyor evet. Rabbimiz bize değil mi onun hocam? Için bizim Ramazan'la ilgili ifade ederken biz böyle inanıyoruz. Hocam sen hocasın zaten diyecek bizi dinleyen bizi. Hoca da bunu anlatır. Ne söylese o değil. Bizim dinimiz hayat dinidir. Maalesef Yunus Hocam, bugün bizim dinimizi kuşa çevirenler ve dini örfi bir takım şeylerden ibaret sayanlar insanın hem ruhunu iğdiş ettiler, hem bedenini, hem de algı seviyesini yok ettiler. Onun sebebi şu, bizim dinimiz hayatın tam hayatıdır. Evet, tam hayatın ortasında. Hayat canlılık demektir. Din canlıdır, dinamiktir, aktiftir. Dinimiz öyle bir din. Allah Resulü'nün hayatına bak. Allah Resulü, yani şöyle. Şimdi bir takım insan, bizi dinleyen veya başka insanlar diyelim, bir takım bizi şu anda, bize kulağı bizde olan insanlar ters etsinler, sorsunlar. Din deyince adam aklına ne geliyor? Genelde yaşlıların işte ritüel olarak yaptıkları birkaç şey. Haftalık bir kere cumaya gitmek. Efendim işte dinimiz ya İslam. Bayramlar, Ramazan. Üç tane cümle kurar adam. En fazla bir de cenazede şöyle yapılır, işte düğünde böyle yapılır, nikah kıyılır falan diye böyle şeyler söyler. Şimdi din o değil. Din, bizim dinimiz hayatın hayatıdır. Hayatın içindedir. Fıtrat dinidir. Fıtrat dinidir. O da bir konumuz olacak inşallah. Olacak inşallah. Evet. Şimdi bu dinin bize verdiği bir şey var. Diyor ki bak Ramazan geliyor. Ramazan'ın sadece mesela diyelim ki dalağımız için, karaciğerimiz için tutsak onun bile yeri dünya kadar farklıdır. Şimdi modern tıp zaten diyor ya değil mi tabii. Hocam? Günde iki öğün yiyin. Tabii. Ama bunu 1400 sene önce Peygamber Efendimiz söylemiş. Allahu Teala bize bunu ikram etmiş, bahşetmiş değil mi hocam? Aynen öyle. Yani bunun belki tıbbın nebevide de var. Bugünkü modern tıptaki işin uzmanları, hocaları, İşte tıpçılar bunu daha iyi bilirler. Bizim alanımız değil. Ben onların kitabından okuduğum kadar söyleyebilirim, evet. Aktarabilirim. Haddimizi aşmış. Yani evet. Mesela bir karaciğerin fonksiyonunu anlatırlar. Mesela oruç ve sıhhat diye ilgili kitapları bütün bizi dinleyenler okuyabilirler. Gençler okusunlar. Evet. Orucun bedene, sıhhata, bedenin sıhhatine faydaları diye baksınlar. Sadece karaciğerinin hatırı için oruç tutsa yeridir. Biz Allah rızası tutuyoruz. Sadece karaciğerinin hatırı için tutsa yeterlidir. Sadece midesinin hatırı için tutsa yeterlidir. Yani dedik ya, tutmalıdır manasında söylüyorum.
Ya benim için, senin için, hadi inanmasa bile bir adam, bir insan inanmasa bile kendi bedeni için oruç tutmalı. Detoks diyorlar değil mi hocam? Ya bravo. Yani benzeri şeyler. Şimdi bizim insanımız, biz bunu söylüyoruz ya, dinden hoca olduğumuz için çok kıymeti harbiyesi yok. Efendim İngiliz bilim adamları diye başlayan bir cümle kursak, İngiliz bilim adamları, bilim adamı. İsviçre bilim adamları diye bir cümle kursak ve desek ki bunlar oturmuşlar, konuşmuşlar, demişler ki şu Müslümanların oruç dediği şey var ya, he efendim, bu oruç acayip derecede vücudun toksinlerini attırıyormuş. Zaten çağımızın hastalığı obezite diyoruz. Evet. Çaresi az yemek. Aynen. Az uyumak, evet. Az konuşmak. Aynen öyle. Evet. Şimdi burada bizim biraz böyle kendi cevherlerimize, kendi değerlerimize, bizden olan değerlerimize, Allah'ın bizim için vaaz ettiği, ortaya koyduğu değerlere yabancılaşmamızdan kaynaklanan bir şey. Peygamber Efendimiz diyor ki, Ramazan geldi. Oruç 29-30 neyse tuttu. Bağışlanmayanın burnu yerde sürünsün, 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 sürünmelidir. Niye? Ya diyor, şimdi Ramazan geldi ki Allah sana böyle bir kapı açtı. Fırsat verdi. Onun için dün, geçen geceki dersimizde söyledik. Bir Ramazan, diğer Ramazan, geçen Ramazan arasındaki günahlara kefarettir. Evet. Allah senin için böyle bir fırsat vermiş. Rabbim inşallah hocam bu fırsatı kaçırmayan, bu fırsatı değerlendirebilen kullarından. İnşallah, mesela. İnşallah. Hocam süremiz, zamanımız hızla akıyor. Bir sorumuz daha var. Evet. Yine Peygamber Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde sizden biriniz oruçluyken bir başkası ona gelir de ona sataşır, onu söver, döverse ona desin ki sadece ben oruçluyum, ben oruçluyum desin, evet, diye bize, evet, bir tavsiyede bulunuyor. Biz, evet, bunu nasıl anlayacağız, nasıl uygulayacağız, nasıl tatbik edeceğiz hocam, aynen, hayatımıza? Şimdi Bismillah, Kur'an-ı Azimüşşan'da bir ayet-i kerime var. Ya oruç ayet aslında, hep bizim, evet, bildiği her oruç ayında. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum la'allekum tettequn. Ayet-i kerimenin sonu la'allekum tettequn diyor. Sakınasınız diye diyor yani. Sakınmak, ittika kelimesi helala sarılıp haramdan sakınmaktır. İttika. Ya takva bu. Takva dediğimiz, bize o da biraz kavram değiştirmiş, şey değişmiş, mana değişmiş, atlamış biraz bazılardan. Ama sonuçta şu. Takva Allah'ın helallarına sarılıp, Allah'ın bizim için emirlerine, evamirillah, yani Allah'ın emirlerine sarılıp nehyettiklerinden de sakınmaktır. Takva buradadır, burada saklıdır. Şimdi biz oruç ayeti diyor ki, oruç sizden öncekilere farz kılındı, size de farz kılındı diyor. Bizden öncekilerde oruç varmış demek ki. Buradan onu anlıyoruz. Onu, evet, anlıyoruz. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bu sayede sakınırsınız. Yani kendinizi korumuş olursunuz diyor. Şimdi hadis-i şeriflere baktığımızda hadis-i şerifte şöyle diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama bu kutsi hadis. Kutsi hadis ne? Onu da dinleyelim. Bazı hadis, bazı sözler var ki Peygamberimizin mübarek dudaklarından dökülmüştür. Ama fakat Allah ona söylemesini emretmiştir. Evet. Buna vahyi gayri metlu derler. Hocalar bilsin diye söylüyorum. Evet. Vahyi gayri metlu olarak söylüyorum. Yani bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade. Kur'an'ın dışında, Kur'an Allah'tan aldığı bir emirdir bu da. Evet. Yani bu anlamda söylüyorum. Hadisi kutsi. Evet. Kâle Allah, Allah buyurdu ki küllü amel ibni âdeme lehu illa sıyâm. Bütün amelleri Adem oğlunun kendisi için, ama oruç benim içindir dedi. Es-savmu li fen ezibi. Yani oruç benim içindir dedi. Bu niye benim için dedi? Bu tabii şerhine baktığımız zaman başlıca, yani bütün amelleri Adem oğlu kendi için yapar diyor. Oruç benim içindir demesi, oruca riya karışmaz. İstese de karıştıramazsın. Şimdi adam, herkesi görüyorsun, ben oruç tutuyorum diyor. Adam görmediğin süre aşikare yedi içtiğini göremezsen oruç tutuyor deriz biz. Öyle hükmederiz yani. Evet. Görmediğimiz, bilmediğimiz kişi hakkında da suizan da yapmayız. Tutmuyormuş bile, bilemeyiz biz, görmedik yani. Ama orası çok güzeldi. Oruca, evet, riya karışmaz olayı, evet, çok. Oruca riya karışmaz çünkü bir kişi zaten oruç tutup tutmadığını ancak kişi kendi bilir. Allah'a açıktır yani. Aynen öyle. Dolayısıyla yani tutuyor görünür, tutmayabilir. Biz onu tecessüs yapıp da araştırıp da böyle gizlisini açığa çıkarma derdimiz yok. Asla. Böyle olmayacak zaten. Evet. Ama biz diyelim ki Cenab-ı Hak diyor ki oruç benim içindir. Kişi yemesini, içmesini ve benzeri meşru olan bazı davranışlarını benim için terk eder. O zaman onun mükafatını da ben vereceğim diyor. Özel hani cennetin bile 8 kapısından birisi Babur Reyyan,
Yani cennet kapısı sadece oruçlar. Mesela o gün diyecek ya, oruçlar nerede? Yani oruçlu kullarım nerede diyecek ve sadece oruçlulara, oruçların girebileceği bir kapı. Onlara mahsus. Onlara mahsus. Sadece oruçların girebileceği bir kapı ve ondan bahseden bir hadis-i şerif var. Dolayısıyla oruçlu kullarına hesap gününde de Cenab-ı Hak böyle özel bir ikramda bulunuyor. Şimdi buna rağmen oruç tutmayanlar, şeytanlar, şeytanın adamları, şeytanın askerleri de var. İnsandan, cinden. Şimdi gelir oruçlu günü senin beynine dokunur. Sataşır. Veya bazı oruçlu tutup da orucu ağız ağlarına tutturamayan insanlar da vardır. Evet. Yani diliyle seni tahrik edebilir. Veya tam tersi de olabilir. Yani diyelim ki o da oruç tutuyor, sen de oruç tutuyorsun ama bir şekilde bir nefis devreye girdi bir yerde, bir yükselme oldu. Bir münakaşa oldu. Onun için Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, ve izâ kâne yevmü savmin ahadukum felâ yarfes velâ yashab. Bu çok önemli. Yani böyle günah, küfür içerikli sözler söylemesin. Yani diline oruç tuttursun. Efendim bağırıp çağırıp kızmasın. Veya efendim ne diyelim buna, gazaplanmasın oruçlu haliyle, kendini tutsun. Az önce ilk başta söylediğim gibi. Evet. Kendine hakim olsun mahiyetindedir. Efendim, فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ غَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّي مِرُعُنْ سَائِمٌ اِنِّي سَائِمٌ de geçiyor. Evet. اِنِّي مِرُعُنْ سَائِمٌ. Ben burada şöyle geçiyor. Ben oruçlu bir kişiyim desin diyor. Buradaki ibare o. Ben oruçluyum desin veya ben oruçlu bir kişiyim desin. Yani şurada iki türlü mesaj var burada, evet. Birisi. Bir, senin aradığın bende yok. Sen ikimiz de şeytanlaşalım istiyorsun. Ama evet. Bende o yok yani. Bununla alakalı vaktimiz var mı bilmiyorum, ne kadar var. 7,5 dakikamız. Tamam var. O zaman. Bununla alakalı bir tarih. Başımdan geçen bir olay oldu. Bir kişi, bu olay Samsun'da cereyan etti. Bir kazara işte şöyle bir şeysini döktüm. Böyle birkaç simitini döktüm adamın. Yani yol kenarında simit satıyorlar ya böyle. Evet, evet. Tam böyle kalabalık bir yerde. Elindeki çanta toktu döktüm. Ben Ramazan günü müydü hocam? Yok, Ramazan günü değildi ama evet. Sahir bir günde. Evet. Dedi adam yakama yapıştı. Kalabalık insan seli böyle işte 100 kişi böyle gidiyor, 100 böyle geliyor falan. Ben de tabii kendime yakıştıramadım onunla uğraşacağım diye. Dedim kardeş düşenler değil. Tepside ne kadar simit varsa hepsinin parasını vereyim. Ben senden korkuyorum dedim. Çok iyi demişsin. Yani, keşke yani. Hani ben şunu yani şu korkuyorum dememin sebebi o. Ya kavga etmeyeceğim seninle mahiyem. Çok üzülürüm. Geçen bir yazı okudum da. Trafikte tartışma esnasında kendine hakim olamayıp da bir suç fiilinde bulunan bir kişi 18 yıl yattığını söylüyor. Daha sonra diyor keşke o zaman diyor deseydim ki ah keşke. Tabii keşke evet. Ben sonradan fayda evet. Etmiyor ama ya tamam abi özür dilerim deseydim, sen haklısın deseydim, keşke o münakaşaya girmeseydin, 18 yılın heba olmasaydı diyor hocam. Evet sizin doğru. Dediniz. İşte bu benzeri birçok keşkelerimiz var hayatımızda böyle. Tabii böyle dedikçe benim korktuğumu düşünüyor nedir, hatta daha çok saldırıyor. Daha yükselmiyor. Neyse oradan birisi geldi sağ olsun aklı selim birisi. Ya adam dedi beyefendiliğini koruyor, sen daha bile çirkefleşiyorsun dedi. Ona kızdım, tanıyormuş demek ki onu. Onu uzaklaştırdı. Ben de dedim ki yok kardeş adamın dedim, birkaç tane simidi döküldü. Ben parasını vermek istiyorum yani hakta kalmak istemiyorum falan kesinlikle diye. Evet. Onu da almadı, kızdı, bana böyle tafra yaptı gitti falan. Şimdi şöyle oruçluyken de adam bize böyle hani bazen eşimiz olur, bazen biz eşimize yükseliriz. Bir şey olur yani böyle bir galeyana gelebiliriz. Kendimize hakim olmadan ben bugün oruçluyum. Bak ben oruçluyum. Yüksek sesle söyle ki o sende ve onda da şey oluşacak diyor. Koruma oluşturacak. Koruma kalkanı oluşturacak. Evet. Erken uyarı sistemi. Erken uyarı sistemi olacak. Evet ya. Hocam. Ben oruçluyum. Dokunma bana. Evet. Senin aradığın bende yok demektir. Evet. Veya bak oruçluyum. Aslında sana söylenecek sözler var ama söylemiyorum. Dilimi tutuyorum. Oruçluyum, sana aslında davranış şekliyle sana bunu anlatmam lazım ama oruçluyum diyemiyorum. İşte orucumuzun kalitesi, kıymeti, tabii, kalibresi orta. Burada ortası. Ne diyoruz hocam? Sloganik cümlemiz tut bize oruç. Tut bize ey oruç. Evet.
Oruç bizi burada tutacak işte. Evet, evet. Rabbim bu şekilde oruç tutabilen kullarından, İnşallah. Halis kullarından eylesin inşallah. İnşallah. Hocam son 5 dakikamız kaldı. Evet. Arzu edersiniz sizin o güzel yüreğinizden, evet. güzel cümlelerinizden yine bir duamızı yapalım hocam. İnşallah. Programımızı hitam erdirelim inşallah. İnşallah. Hocam. Şöyle söyleyelim son cümleler olarak tabii. Evet. Gecenin bu saatinde sabahın en kıymetli, en güzel, 24 saat içinde en kıymetli vakitteyiz. Bereketli bir vakit. En bereketli vakitteyiz. Allah deyince Rabbimiz buyur kulum ne istedin? Ne istedin de vermedim dediği bir zaman. Çok hastalık var başımızda. Salgın hastalık malum. Evet. Efendim çoluğun çocuğun düğün yapacak adam ağız tadıyla düğün yapamıyor. Nişan yapacak ağız tadıyla yapamıyor. Efendim ne eğlencesini, ne sevincini, ne cenazesini, ne yaşayamıyor. Böyle sıkıntı bir süreçte. Bizi dinleyen gönlü temiz, kalbi temiz kardeşlerimize söylüyoruz. Gecenin şu saati. Gözyaşlarınızı da katarak Allah'tan isteme vaktidir. Açın oğlunuz için isteyin, kızınız için isteyin. İşe girecek oğlun. Ticaretçisin, dükkanın siftah yapmadan kapa diyorsun. Allah-u Teala garanti veriyor. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim diyor. Biz biraz aceleciyiz. Aynen öyle hocam. Akşam dua ettim, sabah niye gerçekleşmedi diye hemen küsüyoruz. Küsmeyeceğiz. Ümitsizlik yok İslam'da. Aynen öyle. Ümitsizlik müminin işi olamaz. Yese hiç kapılmayacak asla, zerrece asla. İmanı olan. Evet, aynen öyle. Efendim, onun için biz de dua edelim. Evet. Amin. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Rabbi, gecenin şu seher, şu sahur vaktinde sana açılan eller hürmetine, senin indindeki duası makbul yetimler, öksüzler, yoksullar, fakirler, beli bükülmüş ihtiyarlar hürmetine, Ya Rabbi dualarımızı kabule karin eyle. Ya Rabbi iki cihanda ümmeti Muhammed'in bütün fertlerini aziz eyle. Bu cennet vatanın her karış toprağında yaşayan bütün kardeşlerimize sıhhat, afiyet, huzur bahşeyle ya Amin. Rabbi. Bizleri kendi kapından başka kapılara muhtaç etme. Namet insanların kapılarında dilenecek duruma düşürme ya Rabbi. Amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Kıymetli izleyicilerimiz, hocamla yaptığımız bu kıymetli sohbetin, bir sohbetin daha sonuna geldik. Bizleri evlerinize, hanelerinize misafir eden siz kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yarın gece yine TV52 ekranlarında Sahur Bereketi programıyla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olunuz.